Evet beyler, bu artık zurnanın son deliğindeyiz. Bütün yetkililere ihbar olarak bu verelim. Kim ne yapacaksa devlet görevlilerinden yardım istiyoruz. Bu böyle bu şekilde devam etmez arkadaşlar. Buyurun. Evet, emek verip göz nuru döktüğümüz ağaçlarımızı domuzların veya ayıların ne hale getirdiğini gözünüzden görün. Bu artık ne katlanabilir ne tahammül edilebilir bir durum. Evet, böyle gezelim bahçeyi. Bakalım bugün 30-40 fidanın akıbetini şöyle gözlerinizden görün. Buna nasıl bir çözüm? Buna bir nasıl çözüm bulunur? Birileri çıksın desin ki arkadaşlar buna bir çözüm var. Buyurun hep beraber çözelim. Ben yıllarımı, alın terimi, emeğimi böyle hayvan korumakmış, devlet korumakmış. Gelsinler arkadaşım. Bundan sonra devlet mi gelecek buraya? Millet mi gelecek? Emeklerimizin karşılığını versin. Buyurun. İnsanlık mı? Hayvanlık mı? Bütün yetkililer gelsin görsün. Bu nedir bu? Buna bir çare varsa ben şimdi bu görüntüleri bütün televizyon kanallarına tek tek atıyorum. Buna nasıl bir çare? Devlet, hükümet, millet varsa gelsin arkadaşlar. Ağaçları şöyle görelim. Alın terimiz, emeğimizi nasıl bir anda bittiğini izleyin. Bakın. Bakın işte böyle. Biz bunlara ne yapıyoruz? Bir sene emek veriyoruz. Rızkımızı bir gecede gelen vahşi hayvanlar yok etsin. Birileri çıksın desin ki yasak. Vahşi hayvanları korumak yasak. Varsa sıkan benim arazime gelsin bundan sonra. Hadi bakayım. El mi yaman, bey mi yaman. Bu hayvan koruma dernekleri var. Çıkıyorlar, nara atıyorlar. Buyurun gelin. Benim emeklerimi, yıllarımı, umutlarımı bir gecede alacak. Buyurun. Böyle bir düzen, böyle bir yönetim varsa gelsinler, baksınlar. Buyurun. Şu fidanın ömrü 5 senedir. Buyuralım. Şu fidanı dikmek, yetiştirmek, bakımı tam 5 senedir. Şu hale gelmiş bir fidan 7-8 yaşındadır. Buna ne Allah müsaade eder? Ama bizim insanlarımız müsaade ediyor. Allah'ın müsaade etmediği, yasakladığı, men ettiği şeyleri bizim insanlarımız serbest ediyor. Buyuralım, daha şöyle bağın içine doğru giriyoruz. Daha hemen kulağından girdik. 10-15 ağacın 10-15 ağacın yerle bir edildiğini gördük. Evet, yetkililere buradan söylüyorum. Epçeler Köyü, Epçeler Mahallesi muhitimiz. Gelsinler. Nasıl bir önlem alacaklar? Ben şimdi bunu bütün televizyon kanallarında izletmek için çekim yaptım. Böyle bir düzen, böyle bir yaşantı varsa, evet beyler, böyle bir düzen var, böyle bir yaşantı var deyin. Hep beraber yaşayalım.